One Piece animesinin 1081. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm aslında mangada 1054. sayıya eşdeğer ve mangadaki başlığın ismi Alev İmparatoru yani Sabo'yu temsil ediyordu. Fakat animede bölümün ismini Dünya Yanacak Donanma Amiralinin Saldırısı olarak yapmışlar. Ve bölüm gerçekten çarpıcıydı. Shanks'in artık One Piece için harekete geçme zamanı geldi. Fakat bu tam olarak ne anlama geliyor? Bunun dışında Rikoku'nun ne kadar güçlü olduğunu ve orman meyvesinin gücünü ne kadar iyi kullanabildiğini gördük ve Sabo, devrimciler ve dünya hükümeti tarafında olan garip şeyler var. Tanrı şövalyeleriyle ilgili bu bölümde bahsedildi. Öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugün Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı ve çok harika bir gün diyebilirim. Ve bir pazar günü. Umarım pazar gününüz güzel geçiyordur. Bazılarınız aranızda dinleniyordur ve tatildedir umarım benim gibi. Ben de çok mutluyum bugün izinli olduğum için açıkçası. Ve gelelim şimdi yavaştan incelemeye. Evet biliyorsunuz bölümün başında 9 Kızılkın'ın bazı üyeleri Raizo, Inuarashi, Nekomamushi, Amiral Grimble'a karşı, Rikoku'ya karşı harekete geçiyorlar ve Rikoku orman meyvesinin gücünü çok iyi kullanıyor ve ona karşı gerçekten iyi bir saldırı yapan tek karakter Yamato oluyor. Açıkçası burada Yamato ile ilgili farklı bir şey var. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Yamato Kaido'nun oğlu olduğunu söyledi kendine Rikoku'ya tanıtırken. Yani şöyle bir durum var. Genelde Wano ortasında, Wano içindeyken Yamato kendine Oden olduğunu olarak tanıtırdı ama şimdi biraz Yamato değişmiş ve Kaido'nun oğlu olarak tanıtıyor. Kaido'nun çocuğuyum ben diyor. Kaido'nun oğluyum diyor. Yani erkek olarak tanıtıyor bu arada halen. O biraz tuhaf yani Yamato'nun cinsiyet konusundaki yaklaşımı biraz bence çok tuhaf. Bununla ilgili Oda Sensei'lerde bahseder mi ki bence bahsetmeli. Yamato neden böyle şeylerden bahsediyor? Wano'daki yaşam tarzından mı? Canavar korsanların içinde mi büyümek mi? Ki bence kesinlikle Oden iradesini taşıyan bir karakter ve ben Yamato'nun bu ısrarla Oden'im demesi olayının kesinlikle One Piece'te irade taşınma olayıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama burada tabii ki de ben Kaido ne olayım demesi biraz daha çarpıcıydı direkt kendine bahsederken. Ve Grimble'da artık Rikoku da şunu anlamış oldu. Yamato diye biri var. Bu Kaido'nun oğlu ve bunu tabii ki de tüm dünya hükümetine yayacak. Ve dünya hükümeti de artık Kaido'nun bir oğlu olduğunu düşünecek. Ki bence bu gerçekten çok çarpıcı bir şey ki Yamato bence çok önemli bir karakter. Kralların Akisi var. Yamato ortaya çıktığı zaman, vurduğu zaman Grimble'a direkt olarak... Grimble da şöyle dedi zaten, bu ne güçlü bir haki dedi ve güçlü biri geldiğini söyledi ki meyvesi de çok güçlü Yamato'nun. Ve şöyle bir durum var yani, bu saatten sonra Grimble Yamato'dan bahsetti falan, daha sonrasında ilerleyen zamanlarda Yamato'nun aranıyor ödülü çıkar mı tartışılır, çıkmalı mutlaka. Çıksa da ne kadar sizce Yamato'nun ödülü olur? Bana kalsa en azından bir 1.5 milyar belirlik ben bir ödül bekliyorum Yamato'dan, belki daha fazlası 2 milyar belirlik. Yonko'nun çocuğu, gücünü biliyorsunuz, meyvesinin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz, kralların akisi var, o ayrı bir... Evet Yamato ve devamında Momonosuke'de Grimble'a, Amiral Rikoku'ya saldırmaya devam etti. Rikoku hepsiyle birlikte iyi baş ediyor ve yasaklı nefret ormanı denilen bir teknik kullanıyor. Yediğim orman meyvesinin sayesinde orman insanı oldum. Logia güçlerim doğanın cisimleşmiş halidir diyor. Denizlere rakip olabilecek bir yaşam kaynağı gibidir diyor. Ya şimdi şöyle bir durum var. Evet meyve çok güçlü. Orman meyvesi kullanıyor. Belki bölümün devamındaki diğer bölümde çok önemli şeyler oluyor. Bunu şu an çok bahsetmek istemiyorum. Mangadan spoiler vermeyeceğim. Bu sadece anime incelemesi. Çünkü aranızda bazı insanlar sadece animeyi izliyor ve anime ile ilgili yorum yapıyor. O yüzden ben de bu incelemeyi sadece anime üzerine tutmaya çalışıyorum. Manga ile ilgili yorum yapacak olursam zaten spoiler diye sizi uyaracağım mutlaka. Amiral Grimble'un bu tekniği, orman meyvesinin gücü gerçekten çok güçlü ve çok tehlikeli bir meyve. Ama şöyle bir durum daha var. Ve tabii ki de Momonosuke Wano'yu korumak için Amiral Rikoku'ya saldırmaya başlıyor. Ve Momonosuke maalesef yapay şeytan meyvesinin verdiği güçle Kaido gibi tıpkı saldırı yapamıyor. Ve bence Momon ilerleyen zamanlardaki eğitim alacağını düşünüyorum ben Wano'da. Bizim görmediğimiz zaman diliminde kesinlikle Momonosuke haki ve diğer şeyleri yavaş yavaş öğrenecektir ki yaş olarak, fiziksel olarak o yeterliliğe bir anda geldi. Ve ilerleyen zamanlarda Oden'in o çılgın gücünü yavaş yavaş bence Momonosuke kazanacaktır diye düşünüyorum. Ya tabi serinin bitmesine fazla bir zaman dilimi kalmadı. Kafadan bence en fazla 6 sene falan var serinin bitmesine. Ve bu kadar 6 zamanlık zaman diliminde Momonosuke mutlaka haki ve devamını hızlı bir şekilde öğrenecektir. Çünkü ona yardım edecek çok kişi var. 9 Kızılkan'ın var, Yamato var ve Luffy yardım etmek isteyeceklerdir mutlaka burada Momonosuke ve 9 Kızılkan samuraylar. Ve bu bölüm dikkatimi çeken bir farklı şey var. Grimble, Rikoku hemen Wano'ya geldi ve bizimkiler yok. Korsanlar yok, Luffy'ler yok, Zoro'lar yok, tayfadan kimse yok şu an. Bu ne demek anlamına geliyor? Yani 9 Kızılkın daha böyle şimdiden Luffy'yi ne kadar savunuyorlar? Yamato daha ne kadar Luffy'yi koruyor? İşte Momonosuke ne kadar Luffy'yi korumak istiyor? Luffy ne kadar çılgın bir
adam ki. Finn'in bu herkesi dost ve müttefik yapma olayı çok tehlikeli. Buradan da bunu anlayabiliyoruz zaten. Tuttu herkesi bir anda müttefik haline getirdi. Herkes tutup işte bir anda Rikoku'ya saldırdı. Luffy'nin hiç haberi bile olmuyor neredeyse ve harekete geçmiyorlar zaten. Şu andaki bölüm itibariyle söylüyorum tabii ki de. Ve direkt Luffy'yi koruyorlar ve Luffy'yi seviyorlar. Yani Luffy kimle tanışsa bir 20-30-50 bölüm sonrasında Luffy bir şeyler yapıyor ve ardından Luffy'nin müttefiği haline geliyorlar ki Luffy'nin hali hazırda bir filosu da var. Bu da filo da çok tehlikeli bir filo ve yakında Elbaf'ta olabilir, final savaşında olabilir. Bununla ilgili tam emin değilim. Ve ortaya çıktıklarında Luffy'ye ne kadar yardımcı olabileceğini artık tahmin edebiliyoruz. Luffy'nin bir sürü müttefiği var ve bunların hepsi çok tehlikeli. Gittiği her yerde müttefik yapıyor Luffy. Ve Mihawk bunun ne kadar tehlikeli bir güç olduğunu zamanında söylemişti. Burada 9 Kızılık'ın ve Yamato'nun artık Luffy için canını verebilecek durumda olduğunu zaten görebiliyoruz. Ve bence final savaşı için bu çok önemli bir noktaydı. Bugün biraz herhalde uzun bir inceleme olacak. Umarım beğenebilirsiniz tarifi incelemeyi. Bir yorum atarsanız, düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Tabi ara ara ben de teori yapıyorum. Bazen abartıya kaçıyoruz teoride. Bazen teori güzel oluyor, bazen kötü oluyor. Olabiliyor yani, insanlık hali. Hepimizin One Piece'le ilgili düşünceleri var. Ben de bugün biraz hastayım. Devam edelim şimdi. Yamato sen bu işe karışma diyor. Momonosuke ısrarla kendi başına saldırmaya devam ediyor. Yamato'yla 9 Kızılık'ın üyeleri de biraz şaşırdı açıkçası Momonosuke'nin bu iradesine karşı. Ve sonrasında Shanks'i görüyoruz Wano denizlerinde ve Shanks buraya geldiğim için anılarım canlandı. Luffy büyük bir korsan oldu, gidelim diyor. Herkes Luffy'yi görmek istiyor. Momo ve Hiyori şimdiden kocaman olmuştur diyor. Oden seni burada bırakmıştık diyor. Tabii ki de zamanında Oden Roger korsanlarıyla birlikteydi. Shanks Oden'i hatırlıyor, Oden'i biliyor ve Shanks o zamanlar daha tayfada çıraktı. Herkes Luffy'yi görmek istiyor. Yasop ise biraz endişeli. Durun biraz, Usopp ile karşılaşmaya henüz hazır değilim diyor. Neden? Çünkü işte annesi orada hasle bıraktı, gitti Yasop, denize açıldı. Fakat Usopp bunu çok yadırgamadı. Biliyorsunuz zaten One Piece dizisinde falan da bunu görmüştük. Yasop'un gitmesine saygıyla bakıyordu Usopp. Onun denize açılmasını çok havalı görüyordu ve destekliyordu. Haklı bir olay olduğunu düşünüyordu Usopp'un bu anlayışına karşı. Ve Usopp da kendi açıkçası benzer bir şey yaptı. O da tabii bir karısı falan yoktu, bir çocuğu yoktu Usopp'un denize açılırken ama Kaya vardı ve sevdiği bir kız vardı, onu da bırakıp açılmış oldu Usopp bu denize. Denizin cesur savaşçısı olacaktır Usopp ve bununla ilgili çok önemli şeylerin kesinlikle ben işleneceğini düşünüyorum. Dory, Brogy, devler ve Usopp ve Usopp'la olan karşılaşması çok önemli olacaktır. Bununla ilgili ben çok heyecanlıyım ama durun biraz, Usopp'la henüz karşılaşmaya hazır değilim diyor. Ve tabi sonrasında Shanks'ın adamlarından biri Kid de buradaymış, öyle mi? Onu son görüşümüzün üzerinden çok zaman geçmedi diyor. Bize rakip olacağını sanmıştı. Biliyorsunuz Kit bir kolunu Shanks'e kaptırdı. Kit Shanks tarafından kolunu kaybetti. Sen git yeni dünyaya Shanks'e saldırmaya çalış. Yani bu nasıl bir özgüven Kit? Sen neden Shanks'e saldırıyorsun? Git orada Big Mom var, ona git. Ne bileyim, Kaido'ya gitti zaten, ne olduğunu gördük. Ama onun öncesinde yeni dünyaya gelir gelmez Shanks'e saldırmaya çalıştı ve tabii ki de kolunu kaybetti. Shanksler bir anda çok acımasız. Yani aslında biraz da bunu görmemiz gerekiyor. Gerçekten Shanksler bir korsan. Evet, ama bir yandan da çok tehlikeliler. Shanks çok tehlikeli. Shanks bize doğru düzgün anlatılmayan bir karakter. Her zaman gizem olarak gösteriliyor. Yani topu topu burada One Piece serisi boyunca Shanks'in ne kadar gösterildiğine bakacak olursak ortada bir gizem olduğu mevcut. Ve bunun sebeplerini de henüz anlamıyoruz. Oda Sensei bize Shanks anlattığı zaman ortaya çok başka bir şey de çıkabilir. Çünkü Shanks'le ilgili bir sürü faktör var. Birazdan buna da değineceğim. Herkes Shanks, Luffy'yi görmek isterken Shanks tayfasında. Shanks Luffy'nin posterini görüyor, aranıyor. Şuna bak diyor. Bakıyor ve orada bir ilginç bir gülümseme var Shanks tarafında. Ve sonra Shanks anılarını hatırlıyor. İşte Gomu Gomu meyvesini hatırlıyor. İşte Luffy'yle yaşadıklarını hatırlıyor ve Wizwoo'yla yaşadıklarını hatırlıyor. Wizwoo ve Chibi Nine üyeleri neyin peşindeler? Hazine falan taşımıyoruz. Gemide sadece önemsiz bir şeytan meyvesi var diyor. Bunun olayı ne? Bu meyve yine yeni lastik yapma yaramıyor muydu diyor. Şimdi meyveyi taşıyanlar bile meyvenin ne olduğunu bilmiyor. Goroseiler meyvenin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve meyveyi bir yerden bir yere getirtiyorlar. Fakat işte kimseye söylemiyorlar, sır tutuyorlar. Fakat Shanks bu meyvenin ne meyvesi olduğunu biliyor. Yani Shanks'ın bu kadar uçuk bilgiye sahip olması ve Gomu Gomu'nun Min'in peşinden gitmesinin iki sebebi var. Birincisi, Shanks Gomu Gomu'nun Min'in önemini biliyor ve bu meyvenin uyanışının getirdiklerini, Nika'nın özelliklerini de biliyor. Ki bence bunun bilme sebebi de daha önce Rafter'e giden Roger ve ekibinin bu meyvenin ne kadar önemli olduğunu Shanks'e bir şekilde söylüyor ve Shanks'ın bu meyveyle ilgili bir
görevi olmuş olabilir. Bu birincisi. İkincisi, Shanks'ın bu meyveyi alması, daha sonrasında kolunu kaptırması ve Luffy'ye vermesinden de şu anlamı çıkartıyoruz. Shanks Luffy gibi birini yaratmak istedi. Fakat Luffy gibi birini yaratma isteği sebebinin altında Roger'ın hayalinin Luffy'ye taşınması ve dünya hükümetinin ve dünya düzeninin değişmesi için atılacak bir adımın parçası mı, ki bence böyle kesinlikle. Bu atılacak adımın parçasında Luffy onun için hem kaptanın hayalini taşıyan biri, hem Roger'ın istediği biri, hem de bir yandan da Nika ve tarihin getirdiği şeyleri sırtlayan biri olarak görülüyor. Bununla birlikte kim, hem Roger tayfasında büyüdü Shanks, aralarında büyüdüğü karakterlere bakın. Beyaz sakallılarla savaştı çocukken, işte Rayleigh, Roger korsanları, bu tayfayla birlikte büyüyen bir karakter Shanks. Ve bu karakterler arasında büyürken korsanlıkla ilgili, Roger'ın o yaşadığı hayatla ilgili tüm enerjiyi Shanks çıraklıkta Roger'dan gördü ve eğitildi. Ve hem kralların ikisi, hem bu kadar hakiyle bir anda bu kadar güçlü, hani bir anda demeyelim, yıllar boyunca bu kadar güçlülerin harmanlandı. Ve tabii ki de Luffy gibi birinin yaratılmasına sebebiyet verdi. Ama böyle beni düşündüren bir şey var. Bölümün devamında Shanks'ın diğer üyeleri cevap veriyor. Hazır Şapka Luffy'yi iyi tanıyorlar. Onun çığırından çıkan bir iblis maymun olduğunu söylüyorlar. Hiçbir şekilde kontrol edilemiyormuş. Yani bu şöyle demek oluyor. Shanks'ın tayfasındaki yeni yetmeler, işte acemiler, Luffy'den bahsediyor ve Luffy ne kadar güçlü olduğunu ve kimsenin onu durduramadığından bahsediyor. Açıkçası Luffy çığırından çıkan bir iblis maymun olarak anılmaya başlandı dünya tarafından. Herkes Luffy'yi farklı farklı anıyor. Bazıları işte belki güneş tanrısı olarak anmaya başlamıştır. Bazıları Luffy maymun tanrı diye anmaya başlamıştır. Bazıları iblis maymun olarak anıyor. Bazıları çok farklı anıyor Luffy. Bazıları işte Luffy diye anıyor. Dresser olsa da biliyorsunuz. Bunların hepsi çok da çok çok önemli ve farklı şeyler. Ve dünyada tabii Luffy ile ilgili olan algı her zaman değişiyor. Ve Shanks ardından diyor ki Luffy ile burada görüşmeyi düşünmüyorum diyor. Yani bunun bir sebebi var. Tabii ki de biliyorsunuz, zamanda Shanks Luffy ile sözleşti ve şapkasını Luffy'den geri alacak. Ve Luffy büyük bir korsan olduğu zaman bunu yapacaktı ve Shanks'e şapkayı ödünç verdi. Şapkasız bir Luffy düşünemiyoruz değil mi? Ben düşünemiyorum açıkçası. Bu bana çok ilginç geliyor. Ve açıkçası Luffy ile Shanks'e olan buluşması ve devamı tabii ki de çok önemli. Ve daha sonrasında Shanks'ın tayfasında şöyle bir sohbet geçiyor. Arka bahçemizde neler olduğunu unuttunuz mu? Doğru, Luffy'nin altında olduğu söylenen Bartolomeo denilen herif adalarımızdaki bayrakları yakıyor ve kendi işaretini koyuyor. Bunu onun yanına bırakırsak üstümüze düşeni yapmamış oluruz. Sanırım öyle diyorlar. Şimdi Bartolomeo, biliyorsunuz, Shanks'ın hakimiyeti altında olan bulunan bir adaya gidiyor ve o adayı, bayrağını yakıp Luffy'nin bayrağını koyuyor. Bartolomeo'nun bu yaptığı kesinlikle çok acımasızca ve Shanks'lere savaş ilan edilmiş olan bir Luffy'nin filosu varmış gibi davrandı. Tabii ki de bu Shanks korsanlarının biraz zoruna gitmesi normal. Ben Beckman'la yan yana oturuyor ve hey Beck, sence don almanın zamanı gelmedi mi? One Piece'i diyor. Ve Shanks'le ilgili olan panellerle bölüm burada son buluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Shanks ile Ben Beckman öyle karanlık bir şekilde masaya oturuyor ki sanki aralarında bir şey biliyorlar ve bunu da kimseye, tayfasına da söylemiyorlarmış gibi duruyor. Sanki aralarında bir sır varmış gibi ve bence bu Shanks'ın darkness, yani karanlık havası bana şeyi de anımsattı. Shanks ve karanlık hava ve Shanks'ın Goroseylerle görüşmesi. Shanks'ın dünya hükümetiyle olan bir bağlantısı var. İhtimalle Goroseylerden bu bilgiyi aldı da gitti Gomu Gomu'na bir meyvesini alabildi. Ama Shanks'ta böyle tuhaf bir şey var. Hem bir yandan Tanrı Şövalyelerinin Aziz Figurlands'ın işte ailesinden soyu, biliyorsunuz, Figurland. Bir yandan Roger korsanlarıyla büyüyen harika bir korsan. Yani ve şimdi de hey Beck, One Piece almanın zamanı gelmedi mi diyor. Kendisi de One Piece'e gitmek istiyor. Çünkü kendisi One Piece'e gitmedi. Fakat bu zamana kadar neyi bekledi? Luffy'nin böyle bir oluşuma sahip olması mı? Shanks'ın oynadığı daha büyük bir şey mi var? Neyse, bununla ilgili bir şeylere daha değineceğim. Çünkü Tanrı Şövalyeleri denilen kavram var ve bence bu serinin çok büyük faktörünü değiştirecek unsurlardan biri ve Shanks'le büyük bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum ben. Devamında yeni dünyayı gösteriyor, yeni dünyada denizciler gösteriyor ve Dünya Konseyi'nden bahsediyorlar, İmparator, Alev İmparatoru Sabo'dan bahsediyorlar, 800 yıl önceki kurucu 20 krallıktan biri olan soyundan gelen Nefertari Kobra'nın ölümünden bahsediyorlar ve devrimcilerin yaptıklarından bahsediyorlar. Devrimciler Marijo'ya, kutsal topraklara giriyor, kutsal ejderlerin evlerine saldırıyor, dünya sihirlerinin sembollerini yok ediyorlar, bariz bir şekilde savaş ilan ediyorlar ve Kuma'yı kurtarmayı başarıyorlar. Amiral Fujitora ile Amiral Rikoku buna çok karşı koyamamışlar ve karşı koyamamaların sebebi de sivillere zarar vermemekmiş. Kutsal ejderler var işin içinde ve onlara zarar gelmemesi için de mutlaka çok büyük ve alan saldırıları yapmamış olabilirler. Bu da gayet yerinde olurdu. Tensei Kuromo denilen denizci soruşturma birimi şefi denilen bir karakteri görüyoruz ve açıkçası şöyle bir durum var. Denizcilerin bayağı bir ağı var, fark ettiniz. Bir sürü denizci var, işte Kong var, denizci genelkurmay başkanı, İşte büyük komutan, başkomutan diye geçiyor. Onun dışında bir amiraller var, koramiraller var, işte denizci soruşturma birimleri var.
Yani denizcilerin de altında baya baya yapılanmalar var. Yani amiraller tabi çok güçlü ama amirallerin altında güçlü olan amirallere yakın seviyede adamlar da var açıkçası. Kizaru da işin içinde. Kizaru'nun böyle dünya hükümeti ve denizcilerle ilgili olaylara karışmasını biraz garipsedim. Açıkçası denizciler de baya artık ciddi seviyelere gelmiş durumda. Kizaru bile bu sohbetlere katılıp ciddi ciddi olayları anlatıyorsa bence artık denizciler de çok ciddi bir şeyin ortasındalar ve çok büyük bir savaş patlaması an meselesi. Devrimciler çok büyük bir savaşın öncülüğünü yapmaya başladılar. Kizaru şundan bahsediyor. Aziz Carlos'un öldürme girişimiyle ilgili dosyayı kapatacak mısınız diyor. Aziz Mozart suçluları affetti diyor. Şöyle bir şey olmuştu biliyorsunuz. Carlos Luffy'den yumruk yiyen bir maalesef berbat bir kutsal ejderdi ve Shirahoshi'yi kölesi yapmak istedi. Reveri arkında. Fakat Aziz Mozart suratına bir tane koydu. Onun için özür dilerim dedi. Ve Aziz Mozart da zamanında işte Balık Adam Adası'na gelen, Balık Adam Adası'nda balık adamlar tarafından kurtarılan bir adamdı ve dünyadaki kölelere ve dünyadaki diğer ırklara karşı düşünceleri çok değişti Neptün'le tanışmasından sonra. Carlos'a böyle bu şekilde vurdu. Fakat sonrasında Akainu'nun söyledikleri biraz önemli çünkü şöyle dedi. Kutsal topraklarda yaşayan anlaşmalıklara Tanrı'nın şövalyeleri aracılık eder. Ortada karmaşık bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Bu işe hiç karışmayalım diyor. Yani bu ne demek oluyor? Marijo'da kutsal ejderlerle ilgili konulara ve kararlara Tanrı şövalyeleri karar veriyor. Ya bu ne demek? Tanrı şövalyeleri kutsal ejderlerle ilgili kanunları belirleyebilen bir oluşum. Ve Tanrı Şövalyeleri oluşumu denizcilerden daha üst seviyede. Ve Tanrı Şövalyeleri tabii ki de Goroseyler ve İm tarafından belli ki yönetiliyor. Yani açıkçası Goroseyler ve İm kutsal ejderleri de yönetiyor ve kutsal ejderlerle ilgili kararlar da verebiliyor Tanrı Şövalyeleri. Ve sonrasında Sabo'nun tüm dünya tarafından ne kadar ünlü olduğunu gösteriyorlar ve bir tanrıymışçasına Sabo'ya tapıyorlar. Ve şöyle bir durum var. Reveri sonrasında krallar krallıklardan ayrılmıştı ve o esnada devrimciler hiç boş durmamış. Devrimciler hem dünya hükümetinde Kuma'yı kurtarmaya çalışırken hem de 8 tane krallıkta kralları hazır ülkelerinde yokken, askerleri ülkeleri yokken eve dönüş yaparken devrim yaparak krallıkları ele geçirmişler. Ve Sabo'nun efsanesi gitgide artıyor. Dragon'dan bile daha büyük bir hale geleceğini düşünüyorlar Sabo. Ve açıkçası bu devrim neyin nesi ve bu ne anlama geliyor? Dünya hükümetinden kurtulan ve kendi özgürlüklerini, cumhuriyetlerini ilan edeceğini düşündüğümüz krallıklar Sabo'nun resmini asıyorlar. Ve Sabo'yu bir artık temsilci, bir böyle işte ön komutan, baş komutan gibi görüyorlar. Ve açıkçası devrim çok fena bir şey dünya hükümeti için. Ve Dragon'un beklediği an zamanla geliyor. Bizi nereden vurmaya çalıştıkları umurumda değil, her noktadan ateşle karşılık vereceğiz diyor. Yani devrimciler ve Akainu, yani Akainu Dragon arasındaki savaş ve bence Akainu Dragon arasındaki geçmiş bir yerde gösterilecektir mutlaka ki Luffy'yi gören Akainu hep şöyle demişti: Dragon'un Musko, Dragon'un oğlu deyip duruyordu. Yani ben Akainu'nun Dragon'la ilgili çok bilgi bildiğini düşünüyorum ve devrimcilere bir kin de beslediğini düşünüyorum açıkçası. Sadece bu denizci rütbesinden gelen bir şey değil, Akainu'nun farklı bir geçmişi var ve bunun ben Kuma'yla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda kesinlikle Akainu, Dragon, Kuma arasında bir şeyler mutlaka gösterilecektir. Ve Sabo'nun bu etkisinin dünya tarafından ne kadar yankılandığını göreceğiz yani. Felaket bir yankılanma olacak mutlaka ve tüm dünyayı harekete geçirecektir. Şimdi gelelim biraz da Shanks konusuna. Az önce bahsetmekten biraz geçtim ama Shanks'ın bu One Piece'i bulma konusu ve az önce demiştim ya Tanrı Şövalyeleri ve Tanrı Şövalyelerinden birisi olan Aziz Fingerland Garling var ki bu biraz manga spoiler'a giriyor. Sadece şu an size ismini verdim. Shanks'ın akrabalarından biri ve Tanrı Şövalyelerinden başını çekiyor. Şimdi Shanks biliyorsunuz Tanrılar Vadisi olayında bulunan biriydi ve Tanrılar Vadisi'nde bir sandıkta bulunuyordu. Ve daha sonrasında Shanks Roger korsanları tarafından büyütülüyor ve ardından işte daha sonrası geçen bölümlerde işte şeyi görmüştük. Goroseyler'le olan ilişkisini görmüştük. Shanks'in ve Goroseyler'in dünya hükümetine nasıl sızdığını görmüştük. Shanks orada büyütülüyor ama böyle içimde hani böyle bir şöyle kötü bir şey yapmazlar diye düşünüyorum. Hani Shanks Tanrı Şövalyelerin ve Tenryubiton'un soyundan geliyor. Bu soy ve kandan dolayı Shanks tutup Tanrı Şövalyelerinin arasında olan bir adam ve aslında işte iyi bir korsan değil de daha farklı bir amaçları ve kötü bir amacı olan ve daha farklı bir sırrı olan bir korsanmış gibi hissettiriliyor ve bu beni açıkçası çok üzer. Tutup da Shanks'in Tanrı Şövalyelerinden çıkma olasılığı, işte Aziz Fingerland Garling gibi çok kötü bir adamın soyunu barındırıyor ve bu soydan gelen gerçekten kötü bir şey olacak mı ve Shanks kötü bir adam olarak bize çizecekler mi? Merak ediyorum ve bunun sonucunda da kesinlikle D'lerle ilgili bağlantılı bir şey çıkacağını düşünüyorum ben. Ve bu bana çok tehlikeli geldi çünkü Shanks'la ilgili iki böyle darkness sahne var. Biri Shanks'ın One Piece'i alma isteği,
İşte bir tanesi de işte Gorosei'lerle görüşme durumu. Tüm ya bu iki parçayı bir araya getirdiği zaman bir de Aziz Figurant Garling'in soyundan geliyor. Ufak ufak Shanks'le ilgili bir şeyin yapısını hazırlıyorlar ama neyin yapısını hazırlıyorlar bilmiyorum. Ve bu bizi biraz şoke edecekmiş gibi gözüküyor. Shanks'in kralların aksi ne kadar üstün düzeyde olduğunu biliyoruz. Diğer bölümde zaten bunu mutlaka göreceğiz. Shanks'le ilgili ne tür bir plan hazırlanıyor bilmiyorum ama ben çok şaşıracağımızı düşünüyorum. Shanks'le ilgili bir gizem var ortada ve bu açıklanmıyor, açıklanmama sebebi de ortada. Çünkü seri boyunca Shanks'le ilgili bir şeyler hep bizde gizli tuttular. Bunu anladıktan sonra belki de bir şeylerle ilgili çok farklı şeyler değişebilir. Seriyle ve Shanks'le ilgili düşüncelerimiz çok farklı yerlere varabilir diye düşünüyorum ben. Bakalım Melba hafta Shanks ve Luffy görüşecekler. Ve aralarında ufak da bir olsa bir dövüş olacaktır ama ben Shanks'i hep iyi olarak düşündüm ki bence Shanks gerçekten iyi biri. Luffy çocukluğundan beri tanıyor ve Luffy açıkçası gelişimindeki en büyük öncülüğünü sağlayan Shanks'ti. Fakat Shanks'in de hepimizden gizlediği bir şeyler var ve ben bunun iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Sanki bir yerde de böyle Shanks kendiyle ilgili de bir hedefi var ve bunu gizli tutuyormuş gibime geliyor. Bakalım bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğizdir. Bununla ilgili de tam olarak emin olamadık. Olamayacağımızı da düşünüyorum ben. Sayfa çok uzun bir inceleme oldu. Umarım incelemeyi buraya kadar beğenmişsinizdir ve izlemişsinizdir. Yorum atarsanız çok sevinirim. Bölümle ilgili düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.